Arkadaşlar merhaba. Karekök AYT matematik denemelerinin 2020 için hazırlanmış olan özel denemelerin dördüncüsünü çözüyoruz. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim diyerek sorularımıza başlıyoruz. X ve Y gerçel sayıları için X ile Y gerçel sayılarından büyük olmayanı yani küçük ya da eşit olanı şeklinde tanımlanan bir fonksiyonumuz var. Örneğin 2 ile Y'de olduğunda 2'yi alıyor. 2x'e 3-x olan şeklindeki fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle eşit oldukları noktayı bulalım. Bunları birbirlerine bir eşit diyoruz. 3x'e eşittir 3. X'in 1 olduğunu görüyoruz. x1 noktasında eşitler. Peki x1 olduğunda ne çıkıyor arkadaşlar? 2 çıkıyor. x1 için 2 çıkacak. O zaman Denizli şıkkını eledik. Edirne şıkkı yine olabilir. Diğerleri olabilir. Peki birden büyük değerlerde hangisi daha küçük? Mesela birden büyük bir 2 verelim arkadaşlar. Delta 4'e 1 olur. Hangisi daha küçük çıktı? 3-x. Demek ki birden büyük değerlerde y eşittir 3-x'in grafiğini düşüneceğiz. O zaman birden büyük değerlerde biz bunu grafiği çizeceğimize göre arkadaşlar 1 için ne çıkmıştı? 2. Y'nin 0 olduğu yer x 3 olduğuna göre şu şekilde gidecek ve 3'ten geçecek olan bir fonksiyonumuz var. Bu durumda C şıkkı şu an olabiliyor gibi duruyor. Bir de A şıkkı. Peki daha küçük değerlerde birden, daha küçük değerlerde demek ki birincisi daha küçük oluyor arkadaşlar. Mesela 0 verdiğinizde delta 0 ile 3 çıkıyor. Demek ki 0 alıyoruz. Yani y eşittir 2x'in grafiği. Peki y eşittir 2x'in grafiği nedir? X'in her değeri için y'nin 2 katına çıktığı grafik. Yani x 0 için 0, x 1 için y 2 gibi. Demek ki cevabımız Adana. Bakın bu koşulları sağlayan grafik Adana. İkinci sorumuz, matematik dersinde Ece sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek işlemler yapmış. Ece 4 eşittir 5 sonucunu elde etmiş ve numaralandırmış adımların hangisinde hata yapmış? 4 eşittir 2 çarpı 6 bölü 3 demiş. 12 bölü 3, 4'tür doğru. E üzeri ln 2, 2 ile E'yi yer değiştirirsek 2 olur, evet. E üzeri ln 6 ve E üzeri ln 3. Bunlar doğru çünkü mesela E üzeri ln 6 da 6 ve E'yi yer değiştirebiliyorsunuz logaritmada. Ln E'de 1 olduğuna göre 6 oluyor. İkinci adımda arkadaşlar E üzeri ln 2 çarpı E üzeri ln 6 bölü E üzeri ln 3'ü çarparız ve üzerine bunun eksi olarak yazabiliriz demiş. Doğru, yukarıya çıkarırsak eksi olarak yazabiliriz. Üçüncü adımda e üzeri ln 2, e üzeri ln 6, e üzeri eksi ln 3 de çarpım işlemini üçleri toplarız demiş. Bu da doğru. Burada toplama ve çıkarma işlemlerinin sonucunda e üzeri ln 5 olarak bulmuş. Yani burada normal 2 ile 6'yı toplayıp 3'ü çıkarmış. Halbuki toplama işleminde çarpım yapacaktık 12. 12'yi de 3'e bölecektik. Ln 4 olacaktı. Demek ki dördüncü adım yanlış sayılar arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bu denklemin köklerinden biri aynı zamanda bu denklemin de köküdür. Şimdi üstteki denklemin bir çarpanlarını ayıralım sayın arkadaşlarım. Ne olur? X eksi 4 ve x artı 2 olacaktır 0. O zaman 1 kökü 4, diğer kökü de kaç olacak? Eksik. Sırayla yazalım. Önce x yerine 4 koyuyorum. 16a artı x yerine 4 yazarsam ve içeriğiyle çarparsam 4a eksi 4 eksi 2a eşittir 0. 20 18a eşittir 4. Her iki tarafı 18'e bölersem sayın arkadaşlarım a eşittir 4 bölü 18 yani 2 bölü 9 olur. Buradan bir değer geldi. Peki x yerine eksi 2 koysaydık 4a. Şuraya eksi 2 yazdığımızda x yerine ve içeriğiyle çarptığımızda eksi 2a artı 2 eksi 2a eşittir 0. Şunlar gitti. 2 eşittir 0 gibi anlamsız bir şey oldu. Burada boş mu? Demek ki bunun kökü 2 bölü, a'sı 2 bölü 9'muş sayın arkadaşlarım. Üçüncü sorumuzun cevabı bol. Dördüncü sorumuzdayız. Bir eşitsizlik sorusu. Şimdi 5 üzeri 4x'in kökü yok. Çünkü üzeri 0 bile olsa bu 0 olmaz. Tek başına duran mutlak değerler veya çarpım halindeki mutlak değerler çift katlı kök olarak alınabilir. Bunun kökü eksi 4. Bunun kökü kaç? 5. Küçükten büyüğe yazalım. Eksi 4, 5 ve 8. 8'de çift katlı bir kök var. Payı 0 yapıyor. Diğerleri paydayı sıfır yaptığı için alamıyoruz. İşaret olarak şu artı, mutlak değer artı, bu da artı. Şu x'li ifade eksi. Böldüğümüzde eksi çıktı. Eksi, artı ve eksi. Sıfırdan büyük eşit olduğu bölgeler. Bakın bir eksi 4 ile 5 aralığı var.
Bir de sıfıra eşit olabildiği 8 değerinde unutmayacağız. 8 koyduğumuzda da çünkü 0 oluyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Pardon, 5 değeri yok, dahil değil. Bir de 8. Şunlar birbirlerini topladığımızda sıfırlar. 8 artı 4, 12 olur. 4. sorumuzun cevabı Denizli. 5. sorumuzdayız. Fonksiyonun eğrisiyle y eşittir m doğrusu 3 farklı noktada kesişmişler. Yani çözüm kümesi 3 elemanlıymış. O zaman bunları birbirine bir eşitleyelim. Ve mutlak x eksi 3 ya m'e eşittir diyelim. Ya da eksi m eşittir diyelim. Mutlak x m artı 3. Mutlak x eksi m eksi 3. Bakın diyelim ki burası negatif olsaydı ve burası pozitif olsaydı. Bu iki değere daha eşit olacaktı. Diyelim ki mutlak x 7 olsaydı 7'ye ve eksi 7'ye eşit olacaktı. İki kök buradan gelecekti. Buradan hiçbir kök, ikincisinden hiçbir kök gelmeyecekti. Üç farklı kök olması için birinden iki kök, diğerinden tek kök gelmesi lazım. Ben diyorum ki arkadaşlar, m'e öyle bir, şurası eksi m artı 3 olacak, özür diliyorum. Eksi 3 artı 3 olarak atacağız. M'e öyle bir değer verelim ki bir tarafı 0, bir tarafı pozitif yapsın. Örneğin siz m'e 3 verdiğinizde mutlak x eşittir 0, mutlak x eşittir 6 olur. Buradan x 6 ve eksi 6 kökleri, buradan da 0, 3 tane çözümü gelir. Demek ki cevabı neymiş? 3 arkadaşlar. 5. sorumuzun cevabı Ceyhan. 6. sorumuzdayız. Bir parabol sorusu. Bize diyor ki b artı 10a 0 tepe noktası r'ye k olduğuna göre bu ifadenin değeri kaç? Bu ifadenin tepe noktası nedir sayıda arkadaşlarım? Eksi b bölü 2a. Bu r'si. Peki b neye eşitmiş? B eksi 10a eşitmiş. B yerine eksi 10a yazarsak burası artı 10a olur. 10a 2a'ya bölersek r'sinin 5 olduğunu görürüz. Peki r yerine 5 yazalım. K'yı bulalım. K eşittir 25a artı 5b artı c. Şimdi k yerine ben 25a artı 5b artı c yazdım. Eksi c eksi 5b de var. Bölü 50a. Şunlar ve bunlar gitti. A'lar sadeleşti. 25 bölü 50, 1 bölü 2 oldu sayın arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı bol. 7. sorumuzdayız. 2. dereceden bir Px polinomu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kat sayıları 0'dan 7'ye kadar olan kümenin elemanlarındandır. Köklerinden biri eksi 2 bölü 5'tir. Kaç tane Px polinomu yazılabilir? Şimdi ben şu şekilde bir denklem düşüneyim. Ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bir kökü eksi 2 bölü 5 ise burada 5x artı 2 çarpanı olmalı diyorum ki bunu 0 eşitleyince x eşittir eksi 2 bölü 5 çıksın. Peki diğer çarpan ne olabilir diye düşünüyorum. X artı 1 olabilir. Bakın buradan 2 geliyor. Buradan 5. Çapraz çarpı topladığımızda da ortadaki çarpan 7 hepsini sağlıyor. Peki başka ne olabilir? X artı 2 koysam 10, 2 daha 12, bu olmaz. Demek ki başka olmuyor. Peki 2x yazsam zaten 10x olur. 1'den 7'ye kadar olan değerleri sağlasın. Burada bir tane var şu şekilde arkadaşlar. Peki sonunda sabit sayı olmayabilir. Yani sonu 0 olabilir ama 5x kare artı 2x gibi bir ifade olur. Bakın kat sayıları 5 ve 2. Bunu gerçekten x parantezine alırsanız 5x artı 2 olur. Bir kökü eksi 2 bölü 5, diğer kökü de 0. Buradan da gelir. Dolayısıyla kaç tane bu şekilde polinom var? 2 tane. 7. sorumuzun cevabı alalım. 8. sorumuzdayız. Bir A kümesiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 1 ile 5 arasında eleman sayısı varmış ve elemanları toplamı 30 olan ardışık pozitif tam sayılarmış. Bunlar ardışık sayılar ve toplamları pozitif. Kaç farklı A kümesi yazılabilir? Sayın arkadaşlar, sayıların toplamlarını sayı adedine bölerseniz ardışık sayılarda ortanca terim bulursunuz. Ondan faydalı. Diyelim ki 5 elemanlı olabilir mi kümemiz? Toplamları 30 ise 30'u 5'e bölsem 6, 6, 7, 8, 5, 4, 8, 7 daha 15, 21, 29, 30 oluyor bakın. 8, 7 daha 15, 20, 26, 30. Bu şekilde bir tane var. Peki 4 elemanlı olabilir mi? 30'u 4'e bölersem 7,5 çıkar. 7,5'u ortaya noktaya koyarsak burada 8, 9, burada da 7 ve 6 olur. 9, 8 daha 17, 24, 30. Bu da olabilir. Peki 3 elemanlı olabilir mi? 30'u 3'e bölersek 10, ortaya 10'u koyacağız. 11 ve 9. Dolayısıyla 9, 10, 11 şeklinde olabilir. Ardışık pozitif tam sayılar. Buradan da bir tane geldi.
Peki en son 3 elemanlı demiştik. 2 elemanlı olabilir mi bizim kümemiz? 30'u 2'ye bölersek ne olur? 15 arkadaşlar. 14 ve 16 diye alırsak bu şekilde de olabilir. Dolayısıyla 8. sorumuzun cevabı elemanları da ama bunlar ardışık çift sayılar oldu. Özür diliyorum. Ardışık sayılar demiş. Ona dikkat edelim. Ardışık pozitif tam sayılar. Yani bunlar bir artmalı. Dolayısıyla iki elemanlı olduğu zaman iki arttığı için olmuyor. 1, 2, 3 tane bulabildik. 9. sorumuz bir üstel fonksiyon ve logaritma karışık bir sorumuz. Şimdi sayın arkadaşlarım şu 4 üzeri x eksi 1. 4 üzeri x bölü 4 diye yazılabilir. Bu 2 üzeri x bölü 2 diye yazılabilir. Eksi 20 eşittir 0. Ben 2 üzeri x'e bir harf vereyim. K diyeyim. K kare bölü 4 eksi k bölü 2 eksi 20. Pay değiştirelim. Bunu 2 ile bunu da 4 ile. K kare eksi 2k eksi 80 bölü 4 eşittir 0. O zaman üst taraf 0 olacak. Eksi 10 artı 8 k. Çarp bunları eksi 80 toplamları eksik. K'ya eksi 8 ya da k 10 olmalı. Tabii eksi 8 olamaz. Çünkü 2'nin biz k için neye k demiştik arkadaşlar? 2 üzeri x. 2 üzeri x'in eksi 8 olması mümkün değil. 2 üzeri x 10 olabilir. Bu 2'yi diğer tarafa logaritma olarak atabiliriz. Logaritma 2 tabanında 10 eşittir x. Peki bunu ne yapmış? E tabanına çevirmiş. Ln tabanına nasıl çeviririz? Paya ve paydaya ln yazarız. Ln 10, ln 2. 10 sayısını 2 ve 5 diye toplayabiliriz. Ln 2 artı ln 5 bölü ln 2 gibi bir şey olacak. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı denizli sayılı arkadaşlar. 10. sorumuza geldik. Fonksiyonunun en geniş tanım kümesindeki x tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bunun içi sıfırdan büyük olacak. Hatta büyük eşit. Bunun da içi sıfırdan büyük olacak. Burada eşitlik yok. O zaman neler var bu arada? Eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 var. Bunların toplamı da kaç eder arkadaşlar? 5 eder. 10. sorumuzun cevabı Edirne. 11. sorumuz. N pozitif bir tam sayı olmak üzere burada AN doğal sayı dizisinin terimleri 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri N eksi 1'e kadar çarpım olarak verilmiş. Genel terimi bulmaya çalışan Zeynep aşağıdaki adımları atıyor. Buna göre Zeynep kaçıncı adımda ilk hatayı yapmıştır? Bakalım. Şimdi birinci adımda ne yapmış? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri N eksi 1'e kadar yazmış. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri N eksi 2. Yani şu 2 üzeri n eksi 1'i 2 üzeri n bölü 2 olarak yazmış. Bunun bir önceki terimini yazmış bu arada 2 üzeri n eksi 2. Burada bir hata yok. Şimdi burada ne demiş? 2 üzeri 1, 2, 3, n eksi 1'e kadar olan çarpım demiş o zaman. Şu 2 ile bu 2'yi sadeleştirmiş arkadaşlar. 2'nin karesi, 2'nin küpü, 2 üzeri n eksi 2 ve 2 üzeri n demiş. E bu da doğru. Burada ne yapmış? Çarpmadan dolayı üstleri toplamış. Burada da çarpmadan dolayı üstleri toplamış. E bu da doğru. Dördüncü adıma bakalım. Eşitliğin solunda 2'nin üzerinde 1'den n eksi 1'e kadar olan doğal sayıların toplamı vardır. 1'den n eksi 1'e kadar doğal sayı. Eşitliğin sağında 2'den n'e kadar ki doğal sayıların toplamı vardır. Arkadaşlar bakın burada bir terim eksik. 2'den n'e kadar doğal sayılar yok. N eksi 1 yok. Dolayısıyla dördüncü adım hatalı olmuş. Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabı Denizli. 12. sorumuza geldik. AN aritmetik dizisinin grafiği verilmiş. Bu grafikte ilk 30 noktanın yatay eksenine uzaklıkları toplamı nedir? Normalde A1 5, A2 9 falan diye gidiyor. Ama yatay eksen x ekseni. Biz de bunu BN dizisi diye gösterelim. B1 ilk terimine çıkıyor bunun uzaklığının 5. B2 9, B3 13, B4 17. Bakın 4'er 4'er artıyor. Bu da bir aritmetik dizi. Yani R'si 4. İlk 30 nokta dediği için ben 30. terimi bulacağım arkadaşlar. B1 artı 29R B30'u verir. B1 5. 4 kere 9 36. 116. 4 kere 8 9 11. Evet R'si 4 olduğu için 116. Burası 121 yaptı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İlk terim artı son terim. 5 artı 121 bölü 2
çarpı terim sayısı. Kaç tane terim varmış? 30. 126 bölü 2 63 çarpı 30. 3 kere 3 9, 3 kere 6 18. 1890 eder arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabı Adana. Kümesinin elemanları kullanılarak yazılan rakamları farklı 3 basamaklı bir doğal sayının bütün rakamlarının asal olmalısı. Şimdi asallar neler arkadaşlar burada? Asal sayılar 2, 3, 5 ve 7. O zaman bunları bir ayrı düşünelim. 3 basamak sayılar yazacağız. Asallar 4 tane. Buraya 4 rakam gelebilir. Buraya 3 rakam. Buraya 2 rakam. 24 tane sayı yazılabilir. Peki toplamda 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Buraya 7, buraya 6, buraya 5. O zaman 24 bölü 7, 6 ve 5 diyebiliriz. Şunlar sadeleşirse 4 olur. Dolayısıyla cevabımız 4 bölü 35 olarak çıkacaktır. 13. sorumuzun cevabı Adana. 14. sorumuzdayız. Yukarıdaki şişelerin içinde farklı sayılarda 10, x, 20 ve y tane bilye varmış ve bilye sayıları küçükten büyüğe doğru olacak şekilde sıralanmış. Yani 10 küçüktür x, o da küçüktür 20, o da küçüktür y. Ve kırmızı ve mor bilyelerin sayısının toplamı 50'ymiş. Şu ikisinin toplamı arkadaşlar 50. Bilyelerin hepsi bir torbaya atılıp rastgele bir bilye çekiliyor. Çekilen bilyenin kırmızı olması. Şimdi kırmızıların sayısı x, toplam bilye sayısı. Şu ikisinin toplamı 50 olduğu için 50, 70, 80. X bölü 80. Peki çekilen bilyenin kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Kırmızı olma olasılığı arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim şu x sayısı 10 ile 20 arasında bir sayıydı. Yani bizim olasılığımız 10 bölü 80 ile 20 bölü 80 arasında olmalı. Şunları sadeleştirirsem 1 bölü 8, 12,5 ile çarparsam payı ve paydayı arkadaşlar. 12,5 bölü 100 olur. Bizim olasılık arada. Bunu da sadeleştirirsem 1 bölü 4, bu da %25 olur. %25 ile %12,5 arasında bir sayı olması lazım. O da ne var arkadaşlar? %10 var. Yani 14. sorumuzun cevabı arkadaşlar bol. 15. sorumuz bir logaritma taban değiştirme sorusu. Logaritma 12 tabanında olan x ve y türünden ifadesi nedir diyor. Ben bu iki ifadeyi biraz düzenleyeceğim. Logaritma 4 tabanında 5'i 2'nin karesi tabanında 5 diye yazabilirim. 2'yi başa 1 bölü 2 olarak atabilirim. Y. Şu ifadeyle ilk verilenle bunu çarpıyorum. 1 bölü 2'yi başa yazalım yine. 3 tabanında 2 ve 2 tabanında 5. X, Y oluyor sayılar arkadaşlar. Bunlar gittiler. Ve şu 1 bölü 2'yi çarpı 2 olarak diğer tarafa atabiliriz. Logaritma 3 tabanında 5 ne oldu? 2X, Y oldu. Bu bir. Şimdi ben verilen 12 tabanında 10 ifadesini arkadaşlar şurada 3 tabanı olduğu için 3 tabanı çeviriyorum. Nasıl çeviriyorum? Logaritma 3 tabanında 10 bölü logaritma 3 tabanında 12. 10'u yukarı 12'yi aşağıya yazdık. Bunları parçalayalım. 3 tabanında 2, 3 tabanında 5. 3 tabanında 12, 3 çarpı 4'tür. 3 çarpı 2'nin karesi. Şimdi 3 tabanında 2 şurada var bakın şu tarafta x. 3 tabanında 5 2x'ye. 3 tabanında 3, 1. Şu 2'yi başa atarsak 3 tabanında 2 neydi? X. O zaman x artı 2x'ye bölü 1 artı 2x. X artı 2x'ye bölü 1 artı 2x. 15. sorumuzun cevabı edin. 16. sorumuza geldik. İşlemini aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 4 üzeri x eksi şu 2 üzeri x artı 1'i 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 diye parçalayabilirim. 2 çarpı 2 üzeri x artı 1. Şimdi dikkat edin. Bu ifade 2 üzeri x eksi 1'in parantez karesi. Birincinin karesi. Çarpımların ilk katı ikincinin karesi. Yani üst taraf 2 üzeri x eksi 1'in karesi. Böyle. Şu 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 eksi 2. İkilerin ortak parantezini alırsam 2 üzeri şurada 2 olacak bu sadece. İkilerin ortak parantezini alırsam 2 üzeri x eksi 1 olur. Şurası 2 üzeri x, 2 üzeri 2,
artı 4. 2 üzeri 2 de 4 demek. Zaten onları da 4 parantez alırsam 2 üzeri x artı 1 olur. 4 üzeri x 2 üzeri x'in karesi. Bu da 1'in karesi. 2 üzeri x eksi 1 ve 2 üzeri x artı 1 olur. Şunlar gitti. 2 üzeri x eksi 1'ler sadeleşti ve gitti. 4 bölü 2 ne çıktı? 2 çıktı. 16. sorumuzun cevabı Edirne sayın arkadaşlar. 17. sorumuz epey zor bir soruydu. X kare eksi 1 bölü x. Tam küp açılımını bilmek lazım ki onu da şuraya yazalım. A artı b'nin küpü. A küp 3a kare b. 3ab kare ve b küp. Arada eksi olursa burası eksi, burası artı, burası eksi olur. Şimdi ben bu ifadeyi bu tarafa atıyorum. Küp kök x eksi küp kök x eksi 36 eşittir 3 diyorum. Ve her iki tarafın küpünü alıyorum. Birincinin küpü x. 3a kare b. 3'ü de var başında. Artı 3ab kare. Eksi b küp. Eksi b küp. O da x eksi 36. Eşittir. Neymiş? 27. Şimdi dikkat edin. Şu x ile bu x gider. Burası artı 36 oldu arkadaşlar. Diğer tarafa atarsak 27'den 36 çıktı. Eksi 9. Şurayı ben ortak paranteze alayım sayın arkadaşlar. Bir kere 3'ler ortak. Hatta eksi 3 ortak parantezini alayım. Küp kök içinde x çarpı x eksi 36 her ikisinde de var. Ortak parantezi aldım. Şimdi buraya dikkat edin. Burada 3 gitti. Küp kök içinde bir tane x gitti. X eksi 36 gitti. Küp kök x kaldı. Burada 3 gitti. Eksi parantezi aldığımız için arası eksi oldu. Bir tane küp kök x gitti. Bir tane küp kök x eksi 36 gitti. Bir tanesi kaldı. Şimdi şurayı bize soru zaten 3 olarak vermişti. Sorunun en başında şunu şuraya atın. Bunun 3 olduğunu görürsünüz. O zaman eksi 3 ile 3'ün çarpımı eksi 9. Eksi 9'u eksi 9'a böldüm. 1. Küp kök içinde x çarpı x eksi 36 1 çıktı. Her iki tarafın küpünü alırsak x kare eksi 36x eşittir 1 oldu. Bize arkadaşlar buradan x karenin 36x artı 1 olduğunu söylüyor. Şimdi bize ne sormuştu? X kare eksi 1 bölü x. X kare yerine 36x artı 1 yazıyorum. 36 çıktı. Yani 17. sorumuzun cevabı Deniz'in sayıdı arkadaşlar. 18. sorumuzdayız. Bir futbol takımının arda arda oynadığı 6 maç sonunda attığı ve yediği gollerin dağılımı gösterilmiştir. Yenilen gollerin ortalaması M. Yenilen gollerin. Bir bulalım bakalım. 3, 4, 6, 10, 12 tane gol yenmiş. 6 maçta 12'yi 6'ya bölersek 2. M eşittir 2. Atılan gollerin ortalaması M. 5, 10, 13, 15, 20, 24. 24'ü 6'ya bölersek 4. Bu da M. Peki x'in ne diyor? X değeri m ile n arasındadır. Buna göre x'in bulunabileceği aralık. Yani x değeri arkadaşlar 2 ile n arasında olmalı? 4. Bunu veren şıkkı bulacaksınız. Bakın c şıkkını açarsanız bu eksi 3'ü diğer tarafa atın. 2 ile 4 aralığı oluyor. Mutlak değerin kurallarına göre açarsınız. 18. sorumuzun cevabı c. 19. sorumuza geldik. Arkadaşlar bu tarz sorulardan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Karşınıza ara ara çıkabilir. Şöyle gösterelim. Bunu 2 kare farkı en küçük terimi olacak şekilde şurayı x eksi 1 ile çarpıyorum. Burayı da yine x eksi 1 ile çarpıyorum. X eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı x kare eksi 1 oldu. X kare eksi 1 ile x kare artı 1'in çarpımı x üzeri 4 eksi 1 oldu. Şimdi bakın burada yanında da x üzeri 4 artı 1 var. Bu ikisini çarparsak x üzeri 8 eksi 1 oldu. Şunların hepsini çarptık. X üzeri 8 eksi 1 ile x üzeri 8 artı 1'i çarparsak x üzeri 16 eksi 1. Şu ikisini çarparsak x üzeri 32 eksi 1. Şu ikisini çarparsak x üzeri 64 eksi 1. Şu ikisini çarparsak da 2 kare farkından x üzeri 128 eksi 1 oldu. Sol tarafta da x eksi 1 çarpı px var. P 5x eksi 3 polinomunun katsayılar toplamı x yerine 1 yazarsak bize neyi soruyor arkadaşlar? P 2'yi soruyor. X yerine 2 yazalım. Şurası 1 oldu. P 2.
2 üzeri 128 eksi 1. Yani cevabımız 19. sorumuzun cevabı Edirne. 20. sorumuzdayız. Eksi 8, 12 aralığından rast keseceğim iki gerçel sayı. Bakın bunu tam sayı alırsanız yanlış olur. İki gerçel sayının çarpımlarının negatif olması. O zaman nasıl olmalı? Ya birinci negatif, ikinci pozitif ya da birinci pozitif, ikinci negatif. O zaman birini hesaplayıp esasında 2 ile de çarpabiliriz. Birincinin negatif olması da 8 bölü 20. Diğerinin pozitif olma olasılığı 12 bölü 20 çarpı 2. Yerleri değişebilir. 2 faktöriyel. Arkadaşlar şunları sadeleştirelim. 2 bölü 5, 3 bölü 5, 2 kere 3 6, 12 bölü 25. Dolayısıyla 20. sorumuzun cevabı Edirne. 21. sorumuzdayız. X faktöriyel bölü Y faktöriyel 120'ymiş. Y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır ve bunlar doğal sayılar. X faktöriyel eşittir 120 çarpı y faktöriyel. Şimdi ben buraya 0 yazarsam bu da 5 olur. Çünkü 5 faktöriyel 120'dir. 1 yazarsam yine bu 5 olur. Bunlar sağlar. Şimdi başka 119 yazabilirim. O zaman bu da 120 olur. Bakın 120 çarpı y'ye 119 yazdım. 120 çarpı 119 faktöriyel nedir? 120 faktöriyeldir. Şimdi yapacağım işleme lütfen çok dikkat edin. Şurayı biz 5 faktöriyel olarak biliyoruz. Y'ye ben 3 yazarsam 3 faktöriyel 6'dır. 6 çarpı 5 faktöriyel de ne olur? 6 faktöriyel. Bakın Y'ye 3 yazarsam 3 faktöriyel 6 çıkar. 6 ile 5 faktöriyeli çarparsak da bu da 6 faktöriyel çıkar. Bu da olur. Dolayısıyla Y'nin alabileceği 4 tane değer vardır arkadaşlar. 21. sorumuzun cevabı Deniz'in. 22. sorumuzdayız. A bölü B oranı kaçtır? Arkadaşlar bunu çarpanlara ayıralım. 2A kare eksi 3AB eksi 5B kare eşittir 0. 2A ve A. Burası eksi 5B ile artı B dersek eksi 5AB artı 2AB eksi 3AB'yi veriyor. Ama bunlar çarpan. Bunları 0'a eşitliyoruz kökleri bulmak için. A buradan eksi B. A ve B pozitif dediği için bu olmaz. O zaman 2A eşittir 5B. Her iki tarafı B'ye bölelim. A bölü B eşittir 5 bölü 2 olacaktır. Yani 22. sorumuzun cevabı Deniz. 23. sorumuza geldik. F çarpı G3'ü bize sormuş. Ben X yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. F artı G 3. 3 yazarsam 9'a 3 çıktı 6. Bu ne demektir arkadaşlar? F3 artı G3 demektir aynı zamanda. Burada 3 olması için X'e 1 yazıyorum. F 3 eksi G3. Bunu da bunun altına yazalım. F3 eksi G3. X'e 1 yazarsak bu da 2. Taraf tarafa topladığımızda 2 F3 8 F3 4 F3 4 ise G3 2. F3 çarpı G3'ü bize sormuş. Biri 4. Birinde 2 bulduğumuza göre cevabımız 8'dir. 23. sorumuzun cevabı bu. Üçgensel sayı dizisi neydi arkadaşlar? 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Karesel sayı, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi diye giden sayılar. Şimdi an üçgensel sayı, bm karesel sayı. A 12 arkadaşlar, 1'den 12'ye kadar toplam. Bu virgüllü olacak, şuna artı koymayacağız. 1'den 12'ye kadar olan toplam üçgensel sayı A 12 dediği için 12 çarpı 13 bölü 2'den 78 olur. A 12. B 9 da karesel sayı. 9'un karesi. B 9 81. Toplarsak 9 159 olacaktır sayılar arkadaşlar. 24. sorumuzun cevabı C. 25. ABC ve DEF eşkenar üçgenmiş. 60. 60. 60. 60. 60. 60. Şunlar paralel olduğu için tabanla. Bu da 60. Bu da 60. Eşkenar olmalarından dolayı. ABC üçgenin iç bölgesinden seçilen bir noktanın DF üçgenin içinde olmasının olası. Arkadaşlar bakın şu kenarlar eşkenar olduğu için eşit. Bunlar birbirine eşit. Yani bunların hepsi birbirine eş eşkenar üçgenler. Alanlar da birbirine eşittir. S, 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 S.
Ortadan bir nokta almalısınız. S bölü 4S yani 1 bölü 4 olacaktır. 25'in sorumuzun cevabı Deniz. 26. sorumuza geldik. Eksi 1, 2 aralığının F fonksiyonu altındaki görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar belirli bir aralıkta bize değerler vermiş. Uç noktalara bir bakalım. Eksi 1 koyarsak 1 bölü 3 olur. X yerine 2 koyarsak 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 çıkar. Bir de arkadaşlar bu mutlak değeri olduğu için mutlak değerin en küçük değeri nedir? 0. X'e 0 yazalım. F 0. O da ne çıktı? 0. Şu uç değeri incelediğinizde en küçük 0 olduğunu, en büyük de ne olduğunu görüyorsunuz. 1 bölü 3. Pardon 1 bölü 2. 1 bölü 2 daha büyük sonuçta. 1 bölü 2'yi bulmak için ne koymuştuk? 2 koymuştuk. Onda eşitlik var mıydı? Yoktu. O zaman 1 bölü 2'ye de eşit olamaz. Dolayısıyla arkadaşlar 28. sorumuzun cevabı, 26. sorumuzun cevabı Deniz. 27. sorumuzdayız. En yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 4. dereceden bir polinomunun köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmektedir. Bu grafiğin dik koordinat düzeninde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçalar aşağıda verilmiştir. Bu polinomun katsayıları toplamı kaçtır? Önce bir koordinat sistemi yapıyorum. Şimdi bu bize verilen grafiğe uygun bir şeyler istiyorum. Bir kere x eksenini eksi 2'de kesecek. Sonra y eksenini altta kesmesi için buralarda bir yerde yukarı çıkacak. Sonra bakın tekrar 3'ü keserken yukarı çıkmış. Şurası 3, burası 6, şurası eksi 2 olacak arkadaşlar. Şimdi bizim baş katsayısı neymiş? 1. Dördüncü dereceden bir kökü eksi 2 olduğuna göre x artı 2. Bir kökü 3 olduğuna göre x eksi 3. Şuraya a diyelim, buraya b diyelim. X eksi a ve x eksi b diyerek yazabiliriz. Şimdi ne diyor? Bize bu polinomun katsayısı lazım. Arkadaşlar 0 koyunca ne çıkmış? 6 çıkmış. 0 koyalım. 2 eksi 3 eksi a ve eksi b çarpımı 6 olacak. Şurası eksi 6 eksi 1. A çarpı b'nin eksi 1 olması lazım. Üstelik de a eksi 2'den büyük. B de 3'ten küçük. Çarpımları da eksi 1. Arkadaşlar kökleri de birer tam sayı. O zaman tek bir ihtimal var. Bu eksi 1 olabilir. O zaman bizim denklem ne hale dönüştü? A eksi 1 olunca şurası x artı 1. B 1 olunca şurası x eksi 1. Şu x eksi 3 duruyor. Bir de başında x artı 2 duruyor. Peki neyini sormuştu bize arkadaşlar? Katsayılar toplamı. X yerine 1 yazacağız. 3. 1 yazarsak eksi 2. 1 yazarsak 2 ve 1 yazarsak 0. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 0 çıktı. Her şey birbirine girmiş. Cevabımız Ceyhan sayın arkadaşlar. 28. sorumuzda bir karmaşık sayı sorusu ve bunların çarpımları a eksi b'yi demiş. 2 eksi ile 2 artı i'yi çarparsak 2 kare farkından 4 eksi i kare. İ kare eksi 1 olduğu için 5 olur. 1 eksi i ile 1 artı i'yi çarparsak 1 eksi i kare 2 olur. Şu ikisini çarptık 10 oldu. Bir de 3 artı i var. Çarptığımızda 30 artı 30 i. Bu da a artı b'yi. A buradan 30. B de buradan 30 sayın arkadaşlarım. A eksi B farkı kaçtır? Bir daha bir kontrol edelim. 2 eksi ile 2 artı i'yi çarptık. 4 eksi i kareden 5 geldi. 1 eksi ile 1 artı i'yi çarptık. 1 eksi i kareden 2 geldi. Şu ikisinin çarpımı 2. Bu ikisinin çarpımı 5. 10 oldu. 30 artı 30 i. Bu işlemin sonucu A artı B'yi. O zaman A eşittir 30. B eşittir 30. Artı 10 iyi. Çok özür diliyorum. Bir yerde hata yaptım. Onu bulmaya çalışıyordum. 30 artı 10 iyi. 3'te 10 ile içeriği çarptığımız zaman 30 artı 10 iyi. A artı B'yi. O zaman B buradan ne oldu sayın arkadaşlarım? 10 oldu. O zaman A 30'muş. B de 10'muş. Bize A eksi B farkını sormuş. 30 eksi 10'dan kaç çıkar? 20. 28'in sorumuzun cevabı Deniz'de. 29. sorumuz. Fonksiyonun eşitliği nedir? Arkadaşlar cos x'in eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyoruz.
sin x'in de eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyoruz. Eksi 1 ile 1 arasında bir değer koyarsak buraya, şuranın negatif olduğunu görürüz. O zaman burası eksi cos x artı 2 olarak çıkar. İşaret değiştirir. Burası her zaman pozitiftir eksi 1 ile 1 arası için. Sin x artı 2 çıkar. Artı cos x. Şimdi bakın şurada eksi cos x ile artı cos x birbirini götürür. 2 ile eksi 2 olacak burası götürür. Eksi sin x kalır. Yani 29. sorumuzun cevabı Deniz. Evet, biraz fizik sorusunu andıran bir sorumuz var sayın arkadaşlarım. Bu gerçekten azıcık fizik sorusunu andırıyor mu? Evet. Şunu şöyle biraz görüntü için alalım. Diyor ki burada bir çarkta top var ve bu top izleri, bakın şuradan başlıyor. İz aşağıya kadar iniyor. 2K, K, K diye ayrılmış. İkinci çizgi, birinci çizgi. Şimdi şöyle yapmışlar. Topun yandan görünüşünü yapalım. Şurada perde olsun. Şuradan 90. dereceye kadar 2K demişler. Şu 90. Sonra bu bölgeyi de ikiye bölmüşler arkadaşlar. K ve K olarak. O zaman şurası iki parçaya bölündüğü için şurası 120 derece, 30 derece. Burası da yine 180 dereceye denk geliyor. 120 ile 180 arası şu 60 derecelik bölümde burası. Yani şuradaki kısım 60 derece, şuradaki kısım 30 derece, buradaki kısım da 90 derece. Şimdi ne demiş? İkinci ve üçüncü çizgiler arasındaki hızı, üçüncü ve dördüncü çizgiler arasındaki hızından büyük müdür? Arkadaşlar bakın, ikinci ve üçüncü çizgi arasında 30 derecelik bir bölümle K'yı geçiyor. Üçüncü ve dördüncü derecelik çizgiler arasında ise 60 derecelik bir kısmı aldığında K'yı geçiyor. Tabii ki burayı çok daha hızlı geçecek. Dolayısıyla bu doğru. En hızlı üçüncü çizgi üzerinden geçmez. En hızlı ikinci çizgi üzerinden geçer. Çünkü burada artık hızın maksimuma ulaşmıştır. İkinci çizgide. Üçüncü çizgi orası arası en hızlı nokta değildir. Buradan en hızlı şekilde geçer. O noktası etrafındaki dönüş açısı alfa ise gölgenin yeri, pardon, O noktası etrafındaki dönüş açısı alfa ile gölgenin yeri arasındaki ilişki y eşittir a sinüs alfa ile ifade edilebilir demiş. Bir de onu gösterelim. Şimdi şöyle bir şekil çizelim arkadaşlar. Gölgenin yeri şurası olsun y. Ve şuraya a diyelim. Şu açıya da alfa diyelim. Sinüs alfa neye eşit? Y bölü a'ya. G buradan ne oldu? A sinüs alfa. Bu şekilde ifade edildi mi? Evet. Bir de şu şekilde düşünün arkadaşlar. Hız bu yönde gittiği için bizim bu işlemimiz sinüsle ifade edilebiliyor. Sinüs değeri büyüdükçe hız büyür. Sinüs değeri küçüldükçe hız küçülür. 90 dereceye geldiğinde sinüs değeri maksimum olacaktır. Esasında maksimum ikinci çizgideyken, yani 90 derecedeyken geçer. En hızlı olduğu nokta orasıdır. En hızlı üçüncü çizgidedir denesi o yönden de yanlış. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 1 ve 3. Ama dediğim gibi son derece fizik sorusunu andıran bir soru olmuş. 30. sorumuzu bitirdik sayın arkadaşlarım. Geldik 31. sorumuza. Tanjant x eşittir a ise sinüs x aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz bir üçgen kuralım sayın arkadaşlarım. Ve tanjantı a olsun. Şurası da 1 artı a kare Pisagor'dan. Şimdi sinüs a bölü 1 artı a kare. Reel sayı değeri olarak. Peki kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Sinüsün işareti nedir? Eksi. Eksi a bölü 1 artı a kare. Yani 31. sorumuzun cevabı Deniz. 32. sorumuzdayız. Bize verilenlere göre şurayı 1 vermiş, şurayı 2 vermiş. B ile C arasını kaç vermiş arkadaşlar? 4 vermiş. Ve bize sinüs alfayı soruyor. Ben şöyle bir şey birleştirsem şuradan daha doğrusu. Şurası 1. Şurası 4. Çok bildiğimiz bir üçgen çıktı bakın. 3, 4, 5. Sinüs alfa karşısı 4, hipotenüs 5. 4 bölü 5. 32. sorumuzun cevabı bol sayılı arkadaşlar. 33. sorumuzdayız. Diyor ki
AB BL'ye eşit. AB BL'ye eşit. O zaman şu üçgen ikizkenar. Tepede indirdiğiniz dikmet tabanı ikiye böler. Bu bir. Ve şurası da açıortaydır. Peki başka? Diyor ki AC CK eşit. AC CK'ya eşit. O zaman bu üçgende ikizkenar. Tepeden indirdiğiniz dikme burada da tabanı ikiye böler. Ve şurada açıortay vardır sayın arkadaşlar. Peki şimdi sorulan ne? T noktası ABC üçgenin işte çemberinin merkezidir. Hangi üçgenin büyük üçgeni diyor T noktası. İşte çemberinin merkezi açıortayların kesim noktasıdır. Bu bir açıortay. Bu bir açıortay. Aynı noktada kesiştiyse doğru. Üçüncü de oradan geçecektir. T noktası AKL üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. Çevrel çember kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Bakın tekrar ediyorum. Kenar orta dikmelerin. Bu bir kenar orta dikme. Bu da bir kenar orta dikme. Dolayısıyla burası çevrel çemberin merkezidir. T noktası AKL üçgeninin diklik merkezi değildir. Diklik merkezi 3 tane yüksekliğin kesişimidir. Yüksekliğin nereden geçeceğini bilemeyiz arkadaşlar. Bunlar yükseklik değil çünkü. Yarım dik doğrular bakın. Üçüncüsü yanlış. 1 ve 2. Dolayısıyla 33. sorumuzun cevabı C. 34. sorumuzdayız. 2 vermiş, 8 vermiş, x vermiş ve bize x karşılığı diyor. Burası 8 ise dışarıdaki bir noktadan çizilen teğetler eşit olacağı için bu da 8. Şurası 2 ise burası da 2. Şurası da yine x. Şuradan bir dik indirirsem şurası 2 ise bu da 2 olur. Şu aralık 6 olur arkadaşlar. 10, 6 ve 8. X'in de kaç olduğunu gördük. 8. 34. sorumuzun cevabı bu. 35. sorumuz boyalı alan nedir demiş. Arkadaşlar bu uzunluk 3 ise burası da 3'tür. Çünkü C noktasından çizilen şu iki teğet birbirine eşittir. Aynı şekilde buradan çizilen teğetler de kendi arasında eşittir. Burası da yine 12'dir. Şimdi şu şekilde bir paralel çizsek. Şurası 3 ise bu da 3. Şurası 9. 9, 15, 12 üçgeni oldu. Dolayısıyla bizim yarıçap 6 oldu. Şu an ne yapmamız lazım? Yamuğun alanından yarım daireyi çıkaralım. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 12, 5 daha 17. Pardon. Şurada bir hata yaptık. 12, 3 olacak arkadaşlar burası. 12, 3 daha 15 çarpı 6. Yamuğun alanı 90. Peki yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2'den 18 pi. 90 eksi 18 pi. Yani 35. sorumuzun cevabı denize sayın arkadaşlar. 36. sorumuz bu tarz bir eşkenar üçgeni üstteki soruların birinde daha görmüştük. Bu eşkenar üçgen kullanılarak bir piramit elde ediliyor. Bunların hepsinin eşkenar üçgen olduğunu söylemiştik. Bunlar 60, 60, 60. Çünkü büyük şekilde eşkenar üçgen, küçük şekilde eşkenar üçgen olunca ister istemez hepsi eşkenar üçgen oluyor. Bütün yüzeylere eşit olan eşkenar üçgen piramide biz ne diyorduk arkadaşlar? Düzgün dört yüzlü. Ve bu düzgün dört yüzlü piramidin yüksekliğini sormuş. Şöyle bir piramit yapalım arkadaşlar. Bütün yüzlere eşkenar üçgen. Arka yüzü de şurası olsun. T tepe noktası. Bunlardan bu şekilde bir piramit yapın diyor. Çevre ABC 36 ise 6 6 her kenar 12 olacağı için şunların her birinin uzunluğu 6 birim. 6 birim, 6 birim, 6 birim. Şimdi benim şu yukarıdan indireceğim yükseklik tam tabanın ağırlık merkezine düşecektir. G'ye. Arkadaşlar bu da bir eşkenar üçgen olduğu için taban. Kenarı 6'yı 2'ye böler. 3 3. Burası 6, burası 3 ise şurası 90, şurası 60. 3 kök 3, yani kök 3'e 2 kök 3 şeklinde bir paylaşım olacaktır. 1'e 2 oranı. Şu yüksekliğe h dersek ve bir Pisagor yaparsak h kare eşittir. 2 kök 3'ün, pardon h kare artı 2 kök 3'ün karesi 6'nın karesi 36. Şurası 12 olduğu için 24 eşittir h kare. H buradan karekök 24 yani 2 kök 6 olacaktır. 36. sorumuzun cevabı deniz. 37. sorumuz yukarıdaki izometrik kağıda çizilmiş olan cisim kaç adet birim küpün bir araya gelmesiyle oluşmuştur?
İzometrik kağıtta her iki nokta arası bir birimdir. Şunlar bir birim, bunlar bir 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 birim. Tabanda 2 kere 3, 6 tane kare var. Bakın taban dediğimiz şu parçalar 6 taneden oluşuyor. Şurada 1, 1, 2, 3. 1 kere 3 şu parçalarda 3 tane. Burada da 1 tane küp var. Dolayısıyla kaç tane küp oldu arkadaşlar? 10 tane küp oldu. 38. sorumuzda diyor AB ve CD doğruları dik kesiştiklerine göre. Arkadaşlar eğim nedir? Y2-Y1 bölü X2-X1 ya da tanjant. Bakın 3 ile 1 arası 2 birim. Burası da 4-A1. 2 bölü 4-A bunun eğimi. 2 bölü 4-A. Şimdi bunun eğimi nedir? Şurası 3 birim sayılı arkadaşlarım. Burası kaç birim? Yine 3 birim. Eğimi 1'dir ama doğru sola yatık olduğu için x ekseniyle geniş açı yapacağı için eğimi eksi 1'dir. Ve birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımı nedir? Eksidir. O zaman her iki taraftan eksileri götürürsek 2 bölü 4 eksi a'nın 1 olması gerekir. Buradan da a'nın 2 olması gerektiğini buluruz. Dolayısıyla 38. sorumuzun cevabı deniz. 39. sorumuzdayız. Çevresi 24 olan bir ABC ikizkenar üçgeni. A ve B. Ve içine bir eşkenar üçgen şu şekilde kesilmiş. Şu eşkenar üçgeni kesmişler. İki parçanın çevreleri farkı. Bakın şu büyük parçanın çevresi 2A artı 2B ile eşkenar üçgenin çevresi 3B arasındaki fark 2A-B kaçmış? 16. İkizkenar üçgenin çevresine 24 demişti. İkizkenar üçgen 2A artı B oluyor arkadaşlar. O da 24. Bunları toplarsak 4A 40 A'nın 10 olduğunu görüyoruz. BC kaç olabilir? A 10 ise şurası 20. B'de kaç olur? 4 olur. Evet 40. sorumuzdayız arkadaşlar. Yukarıda yarım daire şeklinde biçimlendirilmiş yeşil alan ve onun etrafında yine daire şeklinde genişliği 4 metre olan bir koşu pisti vardır. Yeşil alan üzerinde bulunan bir köpeğe koşu pisti üzerindeki en yakın nokta 2 metre. En uzak nokta 14 metre. O zaman buradan en dışarıya kadar olan kısmı 14 metre. O zaman şurası 10 metre. Pistin alanı nedir? Arkadaşlar şurası da 4 metre verilmiş genişlik. Şimdi şöyle bütün dairenin alanından içeridekini çıkaracağız. 10, 12, 4 daha, 16, 4 daha 20. Pi, r kare 100, eksi. İçerideki dairenin bakın çapı 12, yarı çapı 6. Pi r kare 36 pi. Oysa ne olur? 64 pi. Tekrar edeyim. En yakın nokta şurası 2 metre. En uzak nokta şuradan şuraya kadar 14 metre. Şurası 4 olduğu için buraya 10 kalır. Dolayısıyla cevabımız 64 pi çıkar. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.